Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Arçelik'in Diamond serisi 89 çift 0 55 inç televizyonunu tanıtacağım. Bu 43 inç, 49 inç, 55 inç ve 65 inç olarak boyutları var. Hepsi aynı özelliklere sahip. Sadece boyut e, farkları var. 40 43, 43 49 65 inçte almayı düşünüyorsanız bu videoda size tam manasıyla fikir verecektir. Bu tanıtımı oğlumun e, YouTube kanalında yayınlayacağı için e, baba dedi 10 saniyeden fazla kanallar ekranda kalmasın dikkat et yoksa ban yiyoruz gibi bir sözler etti. Ben de onun dediklerine uyarak bu görüntüleri çekmeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Evet arkadaşlar, isterseniz bu televizyonu almamın sebeplerini size anlatayım. Yani standart özellikleri var bütün televizyonların. Ben smart özelliğinde bir televizyon istediğim için benim isteklerim vardı. Yani e, teknoloji marketleri gezdim, piyasayı araştırdım. Fiyat performans ürünü almaya karar verdim. Yoksa uzakta odan gelmiş Samsung, LG de alabilirdim. Gayet güzel televizyonla birlikte arada 1500 2000 lira, 2500 lira fark var. Philips de hakeza öyleydi. Ve ben bütün özellikleri, istediğim özellikleri bana karşıladığı için ve fiyatı da uygun olduğu için bu televizyonu tercih ettim. Peki bir akıllı televizyondan benim isteklerim nelerdi? Ve bu televizyon hangilerini karşılıyor? Fikir vermesi açısından size izah edeyim. Ekran sabit kalıyor. E, mesele bilgi edinmek olduğu için umarım e, e, sıkılmazsınız. Ve ileride televizyonun dakikalarda, ileriki dakikalarda tanıtmaya başladığımızda e, görüntüler de değişecektir. İlk 4K çözünürlüğü olmalı televizyonun. Bu televizyon 4K çözünürlüğe sahip. HDR özelliği olmalı. Bu HDR özelliği nedir? HD veya HD olmayan yayınları alıp daha kaliteli, renkli, parlak, güzel renklere çevirme özelliği bu televizyonda var. 4K televizyon olup 4K görüntüyü destekleyen televizyon olup HDR'yi desteklemeyen televizyonlar mevcut aynı fiyata, daha düşük fiyata veya yüksek fiyata bu televizyon HDR özelliğinde destekliyor. Bu, bu özellik bünyesinde var diyeyim. Üçüncü isteğim ise Wi-Fi. Wi-Fi'si olsun. Zaten smart televizyonda da Wi-Fi'si olmaması gibi bir şey olmaz. Wi-Fi teknolojisini televizyon destekliyor. Dördüncü isteğim ise işte USB HDMI girişleri yeterince fazla olsun. 3 tane HDMI, 2 tane de USB girişi. Bunun haricinde işte bir sürü kutu ürün takmak için bir sürü akla gelecek girişler mevcut kendisinde. Bu da güzel bir özelliğiydi. Beşinci isteğim ise televizyonun kendinden YouTube'u desteklesin. Programda görüntüde de gördüğünüz gibi YouTube'u destekliyor. Hatta çok güzel bir, bir performans sağlıyor. Altıncı isteğim ise Netflix'i desteklesin. Evet Netflix'i de bu Diamond 89 çift sıfır destekliyor. Yedinci isteğim ise akıllı telefonu ekrana televizyonun yansıtma özelliği olsun istiyordum. Bu televizyonda bu özellik de var. Yalnız Android işletim sistemine sahip e, telefonları destekliyor. E, ben de göstermek isterdim size ama ben iPhone kullanıyorum maalesef elimdeki iPhone telefonu televizyona yansıtamadım. Sekizinci isteğim ise e, browser olsun. Bu televizyonda browser da var. Dokuzuncu isteğim ise Mevcut uygulamaları da bu televizyona yükleyebileyim. Fakat bu televizyona uygulama yükleyemiyorsunuz harici olarak. Bu isteğimi karşılamıyor. Onuncu isteğim ise yayın kaydedebilsin. Bu televizyon gerçekten güzel bir yayın kayıt sistemi var. Bir tuşa basıyorsunuz. Kaydet dediğinizde mevcut yayını USB'ye kaydediyor veya harici harddisk takarsanız ona kaydediyor arkadaşlar. Fakat şunu izah edeyim: Bu kaydettiğiniz veri bu televizyonda seyredebiliyorsunuz, gidip tabletinizde, pc'nizde, notebook'unuzda maalesef seyredemiyorsunuz. Böyle bir özelliği var televizyonun. Yayın kaydediyor ve kaydettiği görüntüyü gene kendi televizyonda gösteriyor. 11. isteğim ise USB'den işte videolar göstersin, resimler göstersin, müzikler çalsın. Evet televizyonda bunu da gerçekleştirebiliyoruz. Bakın bu altta medya kısmı var. Bakın geziyorum. En başta mavi tuşta USB taktığımız zaman yüklediğimiz USB'nin içindeki veriyi gösteriyor. Oradan video uzun uzantılarını destekliyorsa ki MPEG gibi kullanılan uzantıları destekliyor. Buradan videoları, müzikleri ve resimleri gösterebiliyoruz. Bu özellik de var. 12. isteğim ise yani televizyonun güzel göstermesinin 4K desteklemesi, HDR özelliğinin olması yanında ses performansı çok güzel olmalı. Yani fiyat performans televizyonlarında çoğunda gördüm ki ses performansı bazılarında iyi değil. Fakat bu arçelik televizyonlarda daha önce ben led akıllı smartı olmayan televizyonları kullandım. Ses performansından çok memnundum. Mutfakta kullanıyordum. Hakikaten diğer ne kadar kaliteli LG gibi televizyonları kullananları gördüysem de seslerde yankılama vardı. Fakat bu aldığım e, arçelikte bu yoktu. Bu televizyonda da hakikaten ses performansı gerçekten güzel. Bundan çok memnunum. 13. isteğim ise kanallar arası geçiş hızı ve kumandanın televizyonla arasındaki tepkime süresinin hızlı olması. Bu televizyon 4 çekirdekli olduğu için yazılımından dolayı galiba güzel bir hız performansı var. Önümüzdeki dakikalarda onu da göreceğiz. 14. isteğim ise en son isteğim de jack e, ses çıkışı olsun. Ben e, dilersem işte bir ses çıkışıyla hoparlörü bağlayıp daha yüksek sesleri alabileyim televizyondan gibi düşünüyordum. Bu özellikle bu televizyonda bünyesinde mevcut arkadaşlar. Peki. E ee, şunu da size ben bilgi vermek istiyorum burada. Ee, görüntü sabit kalsın. Mesela almayı düşünenler için yeterli bilgiye sahip olmak. Şimdi bir arçelik televizyonu almak istiyorsunuz. Siparişi verdiniz. Dikkat etmeniz gereken özellikler ne olmalı? Akıllı bir televizyon almışsanız akıllı televizyon malumunuz ki internetle birlikte çalışıyor. Yani modemle arkadaşlık kuruyorlar. Bu arkadaşlığı iki yolla kuruyor. Modemle televizyon arasına bir kabloyla bağlantı, modemle televizyon arasına Wi-Fi teknolojisiyle bağlantı kurulabiliyor. Benim tavsiyem modemle televizyona kablo tek, kablo bağlayarak ilişkilendirin. Niye? Kablo ile daha hızlı bir internet performansı almanız mümkün. Dolayısıyla televizyonla modemin aynı odada olmasını sağlarsanız teknik servis gelmeden önce sizin için daha performanslı bir televizyon günleri olacaktır. Şu anda biz yani sahip olduğumuz bu televizyon da modeme kabloyla bağlı. Peki teknik servis gelmeden önce herhangi bir televiz telefon tamircisi veya elektronik teknik servis gibi yerlere başvurup e, televizyonu modeme bağlayacağım. RC45 e, şu kadar uzunlukta kablo e, bağlar mısınız verir misiniz derseniz e, daha iyi olur servis kurmaya geldiği zaman bu kabloyu modemle bağlayalım derseniz ilk kuruluşta direkt bağlayacaklardır. Bunu sizde gerçekleştirebilirsiniz ama teknik servis geldiğinde direkt bağlayacaktır. Bunun yanında teknik servis gerçekten belirtilen vakitte geliyor, kuruyor. O süreçten de memnunum. Dilerseniz gelelim televizyonun tanıtımına. Televizyonun menüsüne bastığımızda ilk gelen resim modu. Resim modunda dinamik, standart, film gibi modlar var. Buradan modları seçerek resimleri ayarlayabiliyorsunuz. Canlı renk, renk sıcaklığı, gürültü azaltımı, gibi bir sürü bunu ayarlayabileceğiniz menüler var. İkinci sırada sesle ilgili ayarlarınızı yapıyorsunuz. Bu deneme yanılma moduyla bu ayarları yaparak ses performansınıza göre yapacaksınız. Bunu videoyu uzatmamak adına ayrıntılara girmiyorum. Üçüncü de kanal ayarları var. Kumandayla bakın çok hızlı tepkime veriyor. Otomatik ayarlamaya buradan OK diyorsunuz. Kumandadan direkt giriyor. Elle verileri girerek alıyorsunuz. Program düzenlemede de OK'ye okay bastığımızda yeşil taşı tuşu var kumandada. Taşımak istediğiniz kanalın üstüne gelip yeşil tuşa basıp Şunun gibi daha sonra taşımak istediğiniz kanalın üstüne gelip kaydet diyorsunuz ee, ve kanalı taşıyorsunuz. Üçüncü sırada program buradan ayarlıyoruz. Dördüncü sırada zaman, otomatik kapanma süreleri televizyonun. Buradan bu ayarları yapıyorsunuz. Tercihlerde de dil, ses, altyazı burada dikkat çekmek istediğim özellik HBB TV özelliği bu televizyon destekliyor bu da faydalı bir modül burada bu televizyonda olması da çok güzel bunun yanında engelli kilit en alttaki menüde ve onun altındaki menüde de a kablolu a kablosuz a a durumu ve ve konulan var. Bu nedir bilmiyorum. Ben açık hale getirdim ve kullanıyorum. Menüden çıkalım, exit diyelim. Kanal değiştirelim. Telif gibi bir sorunumuz yok. Bizim amacımız televizyonu sizlere tanıtabilmek. Şimdi e, televizyonun e, akıllı smart kısmına girelim. Evet ilk Netflix menüsü var. Buradan Netflix'e girerek kullanabiliyorsunuz. Ben ana menüye geleyim tekrar smart menüye. İkinci sırada YouTube var. YouTube performansına bakalım. Gerçekten çok hızlı bir performans sürüyor. 2-3 saniyede YouTube'a bağlanıyor. Şunu da belirteyim. Bizim internetimizin hızı 25 Mbps ve kablo ile modem televizyona bağlı. Bu hızda bile gerçekten hızlı bir performans, bağlantı performansı sunuyor. Oğlumun YouTube kanalına girelim. Burada bakın Gene aynı bu televizyonun tanıtımını yapmış. Ben beğenmediğim için ben de tanıtayım. Bakalım seninkimi çok e seyredilecek benim benimkimi e Diğer bir iddiaya da girdik. E bu videoyu şu anda bastım bakın yüklenmesine. 3 saniyede yüklendi ve sesini de açalım. Evet şu anda televizyonumuzu görüyorsunuz. Televizyonumuzun evet. tam modeli Arçelik a 5 Oğlumun kanalı olduğu için Arçelik teknik özellikleri başlayacak olursunuz. Herhangi bir telif sorunumuz yok ve böyle bekleyelim. YouTube'a böyle peki 4K başka aramaya girelim. Ana sayfa diyelim. 4K videoları da gerçekten hızlıca arayabiliyor. Ara diyelim. 4K video diyelim. Bakın hemen hızlı 4K bir video yükleniyor. Bakın bastım. Birkaç saniyede ve buradan ben çıkmak istiyorum. Telife takılmayalım. 4K videoları da gene bir tane daha bastım şu anda. 3 saniye gibi bir süreçte yükledi. Bakın 4K görüntü performansı. Gayet güzel 4K videoları da yüklemekte televizyon. Gene akıllı smart kısmına gelelim. Üçüncü sırada Bein Connect var. Bu ıı, maç yayınları için abonelik. Dördüncü sırada Pepe TV var. Bu Pepe TV de küçük çocuğu olan aileler için güzel bir uygulama. Buradan girip kullanılabiliyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Sırada Arçel'in e, kendi uygulamalarının bulunduğu bir bölüm var. Burada en üst sırada Bean Connect var. Eğer aboneliğiniz varsa buraya girip bağlantı yapıyorsunuz. İkinci sırada Pepe TV var. Bakın buraya giriyoruz, yükleniyor. Yükleniyor ve böyle yayına geçiyor çocukları olan aileler için gerçekten güzel bir uygulama. Buradan işte görüntüleri, projeler var, yeni videolar. Buradan seyredebiliyor çocuklar. Bunu da çıkalım. Evet, girelim. Sıradaki uygulama Arçelik'in kendi uygulamasında TRT'nin TV'nin bu Pu TV'yi seviyorum, güzel e, ücretsiz bir uygulama. İ, i̇çinde bayağı filmler, onlarca yüzlerce film, eskiden yayınlanmış dizi buradan girebiliyorsunuz. En üste çıkıp güzel bir uygulama. bu uygulamayı da tercih edilir. Bunun yanında e, gene sırada bu TV haricinde e, IPTV'yi de destekleyen bir uygulama var. SS IPTV. Eğer e, dikkat ettiyseniz veya bilginiz vardır. IPTV yayınları yapan e, bir sürü Firmalar var. Bunlar yasal mı değil mi bilmiyorum. E, aylık, yıllık aboneliklerle size bir kod veriyor. Bu uygulamaya girip o kodu gidiyorsanız girip e, bağlanabiliyorsunuz. Ben kullanmıyorum. Böyle bir IPTV destekleyen uygulaması da var. Blue TV Bu da paralı bir e, medya uygulaması. Filmler. Benim en çok sevdiğim bu Arçel'in uygulamaları arasında Beyin Sports var. E, gün içinde oynanan maçları artık spor programı ve kanallarına gezinmeden video lig kısmına girip tüm spor toto süper lig, premier lig, haftanın golleri, şampiyonlar ligi, e, UEFA e, ligleri, TFF Birincilik... lig, Bunları gün içinde oynanmış maçları e, buradan özetlerini seyredebiliyorsunuz. E, geri geldiğimizde apps'te bunun yanında birkaç uygulamayı daha göstereyim. Digiturk uygulaması var. ATV'nin TV e, bu uygulaması. Filmbox Live yabancı bir uygulama. Fan Fankulüp, Epic TV, Deezer, Müzik Yayını galiba, Number One, bir Arap uygulaması, Digitürk'ün e, uygulamaları. Bunlar ücretli, izlesene.com ve e, gene Gurundi'nin yaptığı yemekle e, ilgili bir uygulama. Altında e, Travel, yabancı uygulamalar var. Burada birkaç tane de basit e, 90'ların oynanmış uyku basit oyunlar var. Buraya da girip çocuklara açıp vakit geçirmeleri açısından vakit geçirmeleri açısından bir iki tane daha böyle oyun e, şeyleri var uygulaması. Bu da bir oyun uygulaması. Buradan oyunları seçip basit uygulamalar bunlar. 90'lı yıllarda, amigalarda şurada burada salonlara gidip oynadığımız oyunlar burada mevcut. Kullanılabiliyor. Ve bunun yanında browser'ımız da bu. Browser'a tıkladığımızda e, direkt Google'ın yere geliyor YouTube'a girebiliyorsunuz Instagram'a ee, Bakın bu ben internet performansını da göstereyim size diyelim e, arama yapılacak buradan yazılması lazım. Ben onun için bir klavye aldım. Böyle bir e, klavye aldım. Bu klavye ile birlikte e, browserda veya YouTube'da aramalar yaparken e, bunları kullanıyorum. Diyelim şarkı dinle diye çıkmış o, o şey. E, şarkılar diyelim. Enter'a basalım. Böyle geliyor. mazu da var ve buradan internet performansı böyle. Diğer e, şey de YouTube var gene browser'ında. Instagram'a kısa yollar eklemişler. LinkedIn, Yahoo, Facebook, Twitter, Apple'ın Blogspot, Amazon, Bing gibi buralardan girip aramaları yapıp e, internette gezebiliyorsunuz. Tabi e, bu performansı internetinizin hızıyla orantılı e, tanıtmaya devam edelim. Burada Facebook var. Bu Facebook uygulamasını pe pek beğenmedim, kullanmıyorum yani. Twitter var, Yahoo var. Şurada da telefonunuzu e, yansıtabiliyorsunuz. Benim iPhone'um olduğu için maalesef yansıtamıyorum. Bağlantı için hazır. Açıyorsunuz. Android cihazlarla destekleyen ekran yansıtma özelliği olan cihazları buradan bağlanabiliyor. Peki... E, Kanal geçişleri de dediğim gibi böyle. Peki yani sevmediğiniz kısmı var mı televizyonun? Evet var. Sevmediğim kısmı nedir? Sevmediğim kısmı e, diyelim burada okey'e bastık. E, kumandadan quite'den. geldik geldik şuna bakın geçmiyor ekranda. Bunu OK'a orta göbek tuşuna bastığımız zaman şuradan bastığımız zaman çıkması lazımken exit tuşuna basarak çıkıyoruz. Bu sevmediğim bir özellik. Bunun dışında bu televizyonun kumandasını hiç sevemedim arkadaşlar. Çünkü çok basit çok kötü bir kumandaya sahip. Verimliliği uygun değil. Bir akıllı televizyon için bu kumanda 10 yıl önce aldığım televizyonda da aynı kumanda vardı. Yıllar geçti, gene aynı kumanda. Akıllı, smart, 4K destekleyen bir televizyon için bu kumanda iyi bir kumanda değil. Bu yüzden Arçelik, Koç grubunu yöneticilerine eğer bu videoyu seyrederseler inanın bu kumanda yakışmıyor. 10, 15, 20, 70, 80 yıllık bir grubun belki şu uzun süreden beri televizyonlar üretiyor. Herkesin elinde 1 milyon, 2 milyona yakın Türkiye'de belki televizyonu vardır evlerde. Ve Televizyon altın kaplama, platinlerden olsa bile elimde tuttuğum kumanda kadar marka değeri olur. Bakın bu televizyonu ben ben tele, e, 25 gün önce aldım Babalar Günü'nde. Bak kumanda kumanda sallanıyor içindeki piller. Ya bu o, yakışmıyor arçeliğe ben yerli ürün almayı tercih ediyorum. Ama bu kumanda olmamalı. Bu grup bir ayda Bayraktar'la birlikte solunum cihazı üretebilecek kapasiteye sahip bir grup. Çin'in merdiven altı imalathanelerinde yapılacak şu kumanda yakışmadı. Bu teknolojiyi daha iyisi, Niye kumandanın üstünde bir mousepad olsaydı da ben geçseydim şu Çin'den uyduruk klavyeleri almasaydım. Onun 80 lira 90 lira para verdim. Keşke televizyonun üstüne maliyeti koysaydı da şu kumandayı ben alsaydım bir 100 lira daha fazla verip şu kaliteli bir kumanda alsaydım. Beko markasıyla Avrupa'da yüz binlerce televizyonu satılmıştır. Ve bu kumandayı tutan insanlar inanıyorum ki aynı duyguları besliyordur. Şu kumanda adi bir kumanda ve yakışmıyor. 20 gün önce almışım, içi sallanıyor. 10 yıl önce, 7 8 yıl önce televizyon aldım. Aynı kumandaydı. Teknoloji gelişti. Aynı kumanda. Onun haricinde 10 üzerinden 8 veriyorum televizyona. Ben aldığım için pişman değilim. Performans olarak da, verimlilik olarak da gayet güzel televizyon. Bu kumanda yakışmıyor maalesef. Onun haricinde sizlere tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için sabırla size teşekkür ediyor. Hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Youtube sayfamıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.